damar var, atar damar var, toplar damar var. Biyoloji öğretmenim bana şöyle gösterdi. Hocam dedi, burası atar damar dedi, şunlar dedi kılcal damar dedi, burası dedi toplar damar dedi. Ha dedim ben de, atar damarla toplar damar birbirine benziyor ama kılcal farklı. Çünkü o kıl, o kıl onu ayrı tut. Ne yapacaksın biliyor musun? Kılcal damar ayrı yazacaksın, atar damarla toplar damarı bitişik yazacaksın, tamam mı? O kıl, o ayrı tutun. Kılcal damar ayrı, atar damar, toplar damar bitişik takipte kal. Şahane bir kelime geliyor. Bak. Etnografya. Etnografya müzesine gittik. Etnografya müzesi. Devlete bağlı bir yer burası. Kurum, kuruluş, kurul. İş yeri adlarına gelenekler kesmeyle ayrılmaz. Etnografya müzesi büyük yazacaksın. Gelen ekip kesmeyle ayırmayacaksın. Çok önemli. Etnografya müzesine gittik. Kesme işareti yok. Takipte kal. Hocam, müsaadenizle müstakbeli kağıt alabilir miyim? Tamam, yazalım hadi. Müsaadenizle. Müsaade. İki A ile yazılır. Müsvedde. Yazılışa dikkat et. D ile, çift D ile. Müsveddeli kağıt. Kağıt. Nasıl yazılır? Üzerine şapka yazılır. Müsaadenizle müsveddeli kağıt alabilir miyim? Müsaade. İki A ile. Müsvedde. İki D ile. Kağıt yazarken A'nın üzerindeki şapkayı unutma, olur mu? Takipte kal. İki tane önemli değil. Diş gıcırdatmak, diş bilerek. Diş gıcırdatmak. Diş gıcırdatmak. Ve diş bilerek. Diş bilerek. Öfkesini, kötülük yapmaya hazırlandığını davranışlarıyla belli etmek demektir. Diş bilemek, diş gıcırdatmak. Öfkesini, kötülük yapmaya hazırlandığını davranışlarıyla göstermek, belli etmek demektir. Takipte kal. Anlam bilgisi bizim için her zaman çok önemli. Bir kelime verip parantez içinde anlamını yazacağım. Arkadaşlar, kült. Kült. Çok önemli bir kelimedir. Belli bir dönemde çok ilgi gören manasına gelir. Belli bir dönemde çok ilgi gören bir film olabilir, bir kitap olabilir. Kült diyoruz buna. Belli bir dönemde çok ilgi gören. Takipte kal. Sevgili arkadaşlar, üç tane kelimem var. Birincisi ahmak ıslatan. Ahmak ıslatan. İnce ince, yavaş yavaş yağan yağmurdur. Ahmak ıslatan bitişik yazılır. İkincisi sağanak. Sağanak şeklinde yazılıyor. Şuradaki A'yı lütfen unutmayın. Sağanak da böyle birdenbire aniden çok hızlı yağan yağmura sağanak deriz. Bir de sulu sepken var. Sulu sepken de ayrı yazılıyor. Karla karışık yağan yağmurdur arkadaşlar. Karla karışık yağmura da sulu sepken diyoruz. Takipte kalın. Çizmeden yukarı çıkmak. Çizmeden yukarı çıkıyorsun. Bilmediğin, yetkin olmayan bir konuda sınırı aşıyorsun. Çizmeden yukarı çıkmak değildir. Bilmediği, yetkisi olmadığı bir konunun üstüne çıkmak anlamına gelir. Öğren sınavda çıkıyor, takipte kal. Öğren canım benim, öğren sınavda çıktı. Beylik, beylik, hatta beylik söz söylemektir. Hiçbir özgünlüğü olmayan, farklılığı olmayan beylik, basma kalıp. Beylik kelimesi basma kalıp. Basma kalıp bitişik yazılıyor. Aynı şeyi bilineni tekrar ediyorsun. Bir farklılığın yok, bir özgünlüğün yok. Basma kalıp beylik. Takip et. Sevgili arkadaşım, halen yazarken A'nın üzerindeki şapkayı unutmayın. Yazım yanlışında karşımıza çıktı. Halen. Halen ne demektir? Şimdi, şu anda demektir. Bir de hali hazırda var. Hali hazırda. Orada da yine şapka var ve hali hazırda bitişik yazılıyor. O da yine şimdi, şu anda demektir. O zaman takipte kal. Sevgili Eskişehirliler, demedim mi size? Kork Aprilin 5'inden,
öküzü ayırır eşinden. Bugün 12 Nisan Eskişehir'e kar yağmış. Ama biz söylemiştik, demiştik ki kork April'in 5'inden. April, Nisan. Nisan'ın 5'inden kork, öküzü bile eşinden ayırır. Hava o kadar soğuk olurmuş ki öküzü bile eşinden ayırırmış. Takipte kal. Sevgili arkadaşım, burçlar. Burçlar büyük yazılır. Zodyak. Bu burçlar kuşağına biz zodyak diyoruz. Zodyak da büyük yazacaksın. Burçlar kuşağı da büyük yazılır. Gök küre ay yazılır. Gök kürede burçların adlarını yazdım. Burç adları büyük yazacak. Ben Oğlak burcuyum deyince Oğlak büyük yazacaksın, sakın unutma. Takım yıldız. Arkadaşlar, bu burçların olduğu kümeye biz takım yıldız diyoruz. Takım yıldız bitişik yazılıyor. Zodyak neymiş? Burçlar kuşağıymış. Zodyak büyük, burçlar kuşağı büyük, burç adları büyük, takipte kal. Sevgili arkadaşlar, bugünün deyimi dil otu yemek. Dil otu yemek. O ne ya dil otu yemek? Dil otu yemek arkadaşlar, bakın. Dil otu yemek. Çok konuşmak. Dil otu yemiş gibi derler. Çok konuşuyor. Çok konuşmak için kullanılır dil otu yemek. Arkadaşlar, dil otu bitişik yazılır. İyi dinleyin, bir şey hatırlatmak istiyorum. Normalde ot kelimesi gerçek anlamını koruduğunda ayrı yazarsınız. Mesela ökse otu dediğinizde ot gerçek anlamını koruyor, ayrı yazarsınız. İki tane istisnamız vardı. Neydi? Semiz otu bitişik, dere otu bitişik, çörek otunun da iki tane yazılışı vardı. Çöre otu diye yazarsan, k'yi düşürürsen bitişik, çörek otu diye yazarsan ayrı, takipte kal. Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugünün kelimesi elense çekmek. Elense bitişik yazılıyor. Oraya dikkat edin. Önemli olan vurgumuz buydu değil mi Şahin? Evet, evet. Elense bitişik yazılır. Elense bitişik yazılıyor. Elense çekmek. Bunu güreşte kullanıyorsunuz. O hareketi işte bilirsiniz, elense çekmek. Bunu mecaz olarak da yenmek, mağlup etmek anlamında kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mecaz olarak yenmek, mağlup etmektir. Bu arada mağlup etmek bu şekilde yazılır. Mağlubiyet kelimesi de oradan gelir arkadaşlar. Yenilgidir. Galibiyet de başarıdır değil mi? Evet, başarıdır, hocam. Yenmektir. Evet, elense çekmekte elense bitişik yazılıyor. Elense çekmek deyince burası ayrı. Mağlup etmek, yenmek anlamında vardır mecaz olarak. Takipte kalın. Beyoğlu'na çıkmaktan imtina ediyorum bu sıralar. Yani gitmeye çekiniyorum, oraya gitmeye çekiniyorum. Ya da bu lafı söylemekten imtina ediyorum. Bu lafı söylemeye çekiniyorum. Arkadaşlar, bir davranışı yapmak istememek, yapmamak. Ya da bir sözü söylemekten uzak çekinmek, söylememek. Buna biz ne diyoruz? İmtina etmek. İmtina etmek.